Merhaba sevgili gençler. AYT Biyoloji Kampımızın 18. gün videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte yeni bir konuya başlıyoruz. Sindirim sistemi ile ilgili detaylara an itibariyle başlamış olacağız. AYT Biyoloji'de 5. konumuza gelmiş olduk. Yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Aksaklıklar olabiliyor arada sırada. Hastalandım. O nedenle videomuzda aksaklıklar oldu. Onu özellikle belirteyim. Yani sesim çok kısıktı. Hatta böyle vücut direncim çok düşüktü. O nedenle videomu da çekemediğim için de yükleyememiş oldum. Ama bundan sonraki zamanlarda daha dikkatli olacağım. Biraz daha stoklu gideceğim ve videoları eksiksiz bir şekilde size iletmiş olacağım. Böyle bazen halsiz olduğumda falan da video çekmeye çalıştığım durumda işte yansıyor ister istemez ve bu da öğrencilerden geri dönüş almama sebep oluyor. Ay hocam enerjiniz yok, enerjiniz çok düşük falan gibi yorumlar alıyorum. O nedenle maksimum performansımın olduğu bir anda aslında video çekmek istiyorum ve enerjimi de size böyle çok yansıtmak istiyorum. Sesim biraz kısık olsa bile halen daha böyle tam düzelmemiş olsa da enerjim yerinde. Şimdi seninle birlikte sindirim sistemine başlamak istiyorum. Bu video içerisinde özellikle hücre içi ve hücre dışı sindirim kavramlarını iyi bir şekilde bilmeni istiyorum. Bir de böyle sindirim kanalı yapılarımız var ya, orada hangi besinler nerede sindiriliyor onu bilmemiz gerekiyor. Bir de özellikle mide ve ince bağırsak kısmına dikkat etmeni istiyorum. Çünkü oradan hem hormon hem de enzim salgılanıyor. Bu nedenle buradan salgılanan hormonlar ve enzimler neler ve ne iş yapıyor onu kesinlikle iyi bir şekilde bilmemiz lazım. Bu video içerisinde beni pür dikkat dinlemeni istiyorum. İlk olarak kitabımızı açalım, kamp yoluna işaretimizi atalım. Kitabımı açtığımda bugün anlatacağım konunun sayfa 59'da yer aldığını görüyorum. Hemen kamp yoluma gidip ben 18. günü anlatacağım için işaretimi atıyorum. Sen de bu videoyu izledikten sonra burayı işaretlemeyi unutma. Hadi gel şimdi konu anlatımımızı yapmaya başlayalım. Şimdi ilk olarak sana bir soru sorarak başlamak istiyorum. Hatırlayacak olursan TYT kampımız içerisinde canlıların ortak özelliklerini işlemiştik değil mi? Ve sindirim canlıların ortak özelliğinden biri miydi? Söyle bana. Değildi değil mi? Çünkü sindirim olayının aslında tanımsal ifadesine baktığımız zaman biz şunu görüyoruz. Besinlerin yapı taşlarına kadar parçalanarak hücre zarından geçebilecek hale gelmesi olayına biz sindirim diyoruz. O nedenle tüm canlılar bu olayı gerçekleştirmez. Mesela tam parazit canlılar var. Onlar hazır sindirilmişi alırlar. O nedenle onlarda sindirim olayı görülmez. Sindirim sistemleri gelişmiş değildir. O zaman bu bilgiyi bildiğimize göre sindirim de canlıların ortak özelliğinden biri değildir diyoruz. Bu kısım çok önemli olduğu için söylemek istedim. Çünkü boşaltımın canlıların ortak özelliği olduğunu biliyoruz. Tabii canlının yapısına göre boşaltımda farklılık gösteriyor ama sonuçta boşaltım yapıyor canlılar. Ama sindirimi de seçenekler içerisine koyabilir. O zaman dikkat etmemiz gerekiyor. Sindirim canlıların ortak özelliğinden biri değil. Şimdi sindirim kendi içerisinde mekanik ve kimyasal sindirim olmak üzere ikiye ayrılıyor. İlk olarak mekanik yani fiziksel sindirime bakalım. Burada enzimin kullanılmadığını bilmeni istiyorum. Burada ne yapıyoruz biz aslında? Besinleri ufak parçalara ayrıştırmış oluyoruz. Hemen basit bir örnek verecek olursam ilk olarak ben ağzıma bir ekmek parçasını alıp attığım zaman onu çiğnediğim zaman daha ufak parçalara ayrıştırıyorum ya. İşte bu olay aslında kimyasal sindirim daha hızlı bir şekilde gerçekleşsin diye yaptığım olay. Ama bu olayda enzim kullanmadığım için yapı taşlarına ayrıştırma gibi bir durum da yapmadığım için buna biz fiziksel sindirim adını vermiş oluyoruz. Burada besinlerin yüzey alanı artırılmış oluyor. Yani daha ufak parçalara ayrıştırma durumunu gerçekleştiriyoruz. Görsel üzerinden de bakacak olursak bir bütün patatesimiz var. Bir de doğranmış patates var. Ben ikisini de ayrı tencerelere koyduğum zaman hangisi daha çabuk pişer? Tabii ki de parçalanmış olan değil mi? Çünkü her yerden sıcaklık etki etmesi gibi bir durum gerçekleşecek. O nedenle yüzey alanını artırmak için yaptığımız bir fiziksel sindirim olayından bahsetmiş oluyoruz diye ifade edeyim. Tamam mı? Çiğneme ile besinlerin parçalanması ya da safra sıvısı ile yağların yağ damlacıklarına dönüştürülmesi de yine mekanik olarak gerçekleştirilir olaylardan biridir. Bak burası önemli. O nedenle burayı böyle fosforlu kalemle falan çizmeni istiyorum. Çünkü safra sıvısı ile birlikte biz yağları yağ damlacıklarına dönüştürdüğümüz zaman burada kimyasal bir olay gerçekleşiyormuş gibi düşünebilirsin. Ancak dikkat. Safra içerisinde sindirim enzimi bulunmaz. O nedenle bu kesinlikle bir kimyasal sindirimi gerçekleştirmez. Yağları yağ damlacıklarına dönüştürme olayımız mekanik olarak gerçekleştirdiğimiz bir olaydır. Sorularda çok karşımıza gelir. Dikkat etmeni istiyorum buraya. buraya. Şimdi geliyorum kimyasal sindirime. Kimyasal sindirimde artık yapısal bir değişiklik yapmış olacağız. Hemen bakacak olursak burada enzim ve su kullanarak bu olayı gerçekleştiriyoruz ve besinlerin hücre zarından geçebilecek hale gelmesi durumunu burada sağlamış oluyoruz. Yani yapı taşlarının oluşması gibi bir durumdan mı bahsediyorum? Evet. Mesela hemen TYT kampımız içerisinden hatırlayacak olursak proteinlerin yapı taşının amino asitler olduğunu biliyoruz değil mi? Ya da mesela yağların, yani nötral yağın yağ asidi ve gliserolden oluştuğunu biliyorum. Ya da bir nişastanın ya da glikojenin yapı taşının glikozlardan oluştuğunu biliyorum. O nedenle o zaman ben burada ne yapacağım kimyasal sindirimle? Glikojenin glikoza dönüşmesini sağlayarak aslında kimyasal sindirimi yapmış oluyorum. Ya da proteinlerin amino asitlere dönüşmesini sağlama olayı da yine bir kimyasal olay olarak karşımıza çıkmış oluyor. O nedenle burada örnekleri de sana ifade etmiş olayım. Tamam mı? Çok önemli. Yani buradan proteinlerin yapı taşının amino asitler olduğunu bilmem. Ya da nişasta ve glikojenin en tane glikozdan oluştuğunu bilmen. Yağların gliserol ya da yağ asitten oluştuğunu bilmen çok önemli. Bu sindirim sistemi içerisinde çok fazla tepkimelerden bahsedeceğiz. O nedenle özellikle sana uyarıda bulunuyorum. TYT kampımız içerisinde karbohidratlar, yağlar ve proteinleri anlattığım videoya bir kez daha bakmanı istiyorum. Çok önemli. Yaşam bilimi biyoloji ünitesinde bahsettiğim konuları söylemiş oluyorum sana. O videolara kolay bir şekilde ulaşabilmen için de buraya bir oynatma listesi bırakmış olacağım. Çok önemli bir kısım bunlar. Bunları iyi bir şekilde bilirsek aslında sindirim sistemiyle ilgili gelebilecek soruları da eksiksiz bir şekilde aklımıza takılmadan yapmış oluruz. Anlaştık mı? Bak, bunlar çok önemli. Yabana atmayacağın şeyler olduğunu söylemek istiyorum. Şimdi kapgeç bilgisine bakacak olursak da su, iyonlar, monomerler ve vitaminler sindirilemez. Çünkü bunlar doğrudan hücre zarından geçebilecek büyüklükteki maddelerdir. Hatta ben sana TYT kampımız içerisinde bunları da söylemiştim. Hatta organik bileşiklere geçmeden önce kesinlikle bilmen gereken kısımlar var demiştim. Küçük madde ne, büyük madde ne, monomer madde ne, polimer madde ne, onları da iyi bir şekilde bilmeni istiyorum demiştim. Yaşam bilimi biyoloji ünitesini bilmen bu kısımlar için çok önemli, bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Şimdi kimyasal sindirimin gerçekleştiği yerler ikiye ayrılıyor. Hücre içi ve hücre dışı olmak üzere. İlk olarak hücre içinden bahsetmek istiyorum. Endositozla hücre içine alınan büyük besinin besin kofulu oluşturduktan sonrasında lizozim enzimleri aracılığıyla yapı taşlarına kadar ayrıştırma olayına biz hücre içi sindirim adını vermiş oluyoruz. Görsel üzerinden detaylı bir şekilde ifade etmek istiyorum. Burada endositoz kavramını da açıklayacağım şimdi. Endositoz dediğimiz olay büyük maddenin hücre içine alınarak parçalanması olayıydı. Benim içeriye aldığım madde katı bir madde ise biz buna fagositoz, sıvı bir madde ise, büyük ve sıvı bir madde ise buna pinositoz adını veriyoruz. TYT biyoloji içerisinde bunu anlatmıştım. Şimdi o zaman görselimize bakacak olursak benim büyük bir besinim var. Polimer bir besin olsun. Ben bunu hücre içerisine alıyorum. Aldıktan sonra besin kofuluna aktarıyorum. Besin kofulunun içerisine lizozim enzimi geldiği zaman bunun adı artık sindirim kofulu oluyor ve burada hücre içi sindirim olayı gerçekleşiyor. Ve yapı taşlarına kadar ayrıştırıyorum. Daha sonrasında gerekli olanı kendime alırken atık maddeyi de dışarıya atmış oluyorum. İşte buradaki polimer besinin hücre içine alınıp parçalanması olayı hücre içi sindirim olayı olarak karşımıza çıkmış oluyor. Şuradaki kapgeç bilgisine özellikle dikkat etmeni istiyorum. Şimdi bize şunlar sorulur. Hayvan hücresinde hücre içi sindirimdir bu, hücre dışı sindirimdir diye bir şeylerden bahseder. O nedenle içeride sindirim, dışarıda sindirim kavramlarını iyi bir şekilde bilmemiz lazım. Şimdi mantığı şöyle aslında. Ben çok karıştırıyordum lisedeyken. Mantığını şu şekilde anlamanı istiyorum. Şimdi benim depo ettiğim şey ne? Mesela hayvansal hücrelerde depo polisakkarit glikojen değil mi? Bitkisel hücrelerde de mesela nişasta. Ben glikozlarımı bir araya getirerek hücre içerimde glikojene dönüştürebilir miyim? Evet, dönüştürebilirim. Depo polisakkaritin bu olduğu için bunu yapıyorum. O zaman benim hücre içimde glikojen var mı? Var. O zaman ben glikojeni hücre içinde sindiririm diyorum. Anlaştık mı? Yani depo ettiğim bir şeyi de hücre içinde sindiririm gibi düşünmeni istiyorum. Ama nişastayı ben depo edebiliyor muyum? Hayır, edemiyorum. O nedenle demek ki nişastayı depo edemediğim için de o zaman ben nişastayı hücre içinde sindiremiyorum demem lazım. Anlaştık mı? Biraz sonra hücre dışı kısmında da, yani hücre dışı sindirimi anlattığım kısımda da detaylı bir şekilde bunu ifade etmiş olacağım. O zaman glikojen hayvan hücrelerinde hücre içerisinde sindirilir der miyiz? Evet deriz. Bunu örnek olarak verebiliriz. Bir de burada bazen her şeyi yapı taşına kadar sindirmek için bunu yapmıyoruz da bazen savunma amaçlı da hücre içi sindirimi gerçekleştirebiliyoruz. İnsanlarda gerçekleşen savunma amaçlı hücre içi sindirime de akyuvarların yaptığı faaliyetleri örnek olarak verebiliriz. Bu maddede sorularda karşıma geldiği için özellikle kitabıma eklemek göstermek istedim. Görsel üzerinden hücre içi sindirimi de ifade ettikten sonra hemen şimdi hücre dışı sindirimin detaylarından bahsetmek istiyorum. Şimdi burada ne yapacağız biz? Besini içeri almayacağız da dışarıda sindirimini gerçekleştireceğiz. O nedenle burada sindirim olayında görev alan enzimi hücre dışına mı göndereceğiz? Kesinlikle öyle. Besinlerin salgılanan enzimlerle hücre dışında yapı taşlarına kadar parçalanması olayına hücre dışı sindirim adını vermiş oluyoruz. Burada çok fazla karıştırdığımız kelimelerden birisi şu aslında. Şimdi benim midemde, ince bağırsamda sindirim oluyor mu? Evet, oluyor. Onlar içeride olduğu için, yani o organlarım içeride olduğu için hücre içi sindirim gibi düşünebiliyorsun. Ancak onlar benim hücre dışım. O nedenle ben mesela ekmek yediğimde, makarna yediğimde ya da patates yediğimde bunlar nişasta mı? Evet. İşte ben bu nişastayı hücre dışına gönderdiğim sindirim enzimleri aracılığıyla hücre dışında sindirimini gerçekleştirmiş oluyorum. O nedenle bunları kesinlikle bilmeni istiyorum. İnsanların sindirim kanalında, yani ağız, mide ve ince bağırsakta gerçekleşen sindirim olayının hücre dışı sindirim örneği olduğunu bir kez de burada yazılı olarak ifade etmek istiyorum. Karıştırılan kavramlardan biri. Şimdi kapgeç bilgisine bakacak olursak, biraz önce de ifade ettim ama nişastayı biz dışarıdan alıyoruz değil mi? Evet, bizim vücudumuza geliyor nişasta ama ben bunu hücre içinde sindiremiyorum da hücre dışına gönderdiğim sindirim enzimleri aracılığıyla hücre dışında sindirimini gerçekleştirmiş oluyorum. Hayvan hücrelerinde gerçekleşen nişastanın sindirim olayının hücre dışı sindirim olayı olduğunu yazısal olarak ifade edelim. Fosforlu kalemle de çizelim. Sorularda karşımıza gelen yerler olduğu için özellikle buralara vurgu yapmak istiyorum. Görsel üzerinden de sana hücre dışı sindirim olayını ifade edecek olursam, benim bir polimer besinim var. Ben bu polimer besini sindirmek için hücre içinde ürettiğim enzime dışarıya gönderiyorum. Daha sonra dışarıda bunun sindirimini gerçekleştiriyorum. Yapı taşına kadar ayrıştırıyorum. Daha sonrasında da yapı taşını tekrar bünyeme katıyorum. İşte bu olaya hücre dışı sindirim olayı adını vermiş oluyoruz. Görselle de ifade etmiş oldum. Şimdi ben sindirim olayı ile birlikte aslında neyi yapıyorum? Yapı taşına kadar maddeleri ayrıştırmış oluyorum. İşte burada monomer maddelerden ya da küçük maddelerden bahsedebilir miyiz? Evet. İşte bu oluşan maddeler var ya, o küçük maddeler, ben onları tekrar bünyeme kazandıracağım. Bunu aktif taşımayla da kazandırabilirim. Difüzyonla da kazandırabilirim. Bu maddenin yoğunluğuna göre değişiklik gösteriyor. Çünkü aktif taşıma olayı azdan çoğa doğru gerçekleşirken difüzyon dediğimiz olay çoktan aza doğru gerçekleşiyordu. O nedenle maddenin yoğunluğuna bağlı olarak da ben burada oluşan maddeleri tekrar bünyeme kazandırmış oluyorum. Bu arada kapgeç bilgisini dikkat etmeniz lazım. Zaten kitap içerisinde kapgeç kısımlarına, kapgeç soru yaptırır kısımlarına, uyarı notlara, kendime notlara, özellikle biyoloji şifrelerinin olduğu kısımlara ultra dikkat etmenizi istiyorum. Tekrar ederken buralara bakmanızı istiyorum. Ben buraları yazarken sorularda karşımıza gelmesi muhtemel olan kısımları detaylı bir şekilde açıklamaya çalıştım. Aklınızda hiçbir soru işareti kalmasını çünkü istemiyorum. Şimdi sindirim olayı dediğimiz olayda biz büyük maddeyi küçük maddeye mi dönüştürüyoruz? Evet. Biz bu olayda ATP enerjisini harcamıyoruz. Ortamın ısı enerjisini harcamış oluyoruz. Sorularda karşımıza gelen bilgiler olduğu için de özellikle buraları belirtmek istiyorum. Sindirim olayı bir yıkım olayı olduğu için yıkarken enerji harcamıyorduk da yaparken enerji harcıyorduk. Yine TYT biyoloji kısmında bunu detaylı bir şekilde söylemiştim. Şimdi de hatırlatmış olmak istiyorum. Sindirim sistemi yapılarına detaylı bir şekilde bakacak olursak, burada sindirim sistemini, yani insanda sindirim sistemini biz sindirim kanalı ve sindirime yardımcı organlar olmak üzere ikiye ayırarak inceleyeceğiz. Bugünkü videomuz içerisinde sindirim kanalı yapılarını görürken, yarınki videomuz içerisinde de sindirime yardımcı organlar ile ilgili detayları görmüş olacağız. Sindirim kanalımıza bakacak olursak, detaylı bir şekilde görsel üzerinden de biraz sonra göstereceğim. Ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak ve anüs dediğimiz kısımlar, burası bizim sindirim kanalı yapılarımız oluyor. Bir de sindirime yardımcı organlarımız var. Hatta organ demeyelim de yapı diyelim. Çünkü tükürük bezimizi söyleyebiliriz. Karaciğerimizi, safra kesesi ve pankreası örnek olarak verebiliriz sindirime yardımcı yapılarımıza. Görsel üzerinden de bakacak olursak ne dedik? Ağzımız, yutağımız, yemek borumuz, midemiz, ince bağırsağımız, kalın bağırsağımız ve anüsümüz olmak üzere sindirim kanalı yapılarını şimdi detaylı bir şekilde görmüş olacağız. İlk olarak ağızdan başlamak istiyorum. Şimdi buradan hem mekanik sindirim, yani hem fiziksel sindirim hem de kimyasal sindirim gerçekleşiyor. O nedenle hatta kimyasal sindirimin gerçekleştiği ilk yer olarak da burayı ifade edebilirim. Burada sadece karbonhidratların sindirimi oluyor ama tam anlamıyla sindirimi gerçekleşmiyor. Sadece başladığını söyleyebiliriz. Sindirim kanalı yapılarını ifade ederken özellikle kimyasal sindirimin olduğu yerlere vurgu yapmış olacağım. Çünkü asıl zaten yapı taşlarını ayrıştırma olayımız önemli olduğu için detaylı bir şekilde özellikle buraları vurgulamış olacağım. Ağzımızda karbonhidratların sindirimine başlıyoruz ya. Burada amilaz enzimi olduğu için bu olay gerçekleşmiş oluyor. Ağzımızda bulunan yapıları söyleyecek olursak dilimiz, dişimiz ve tükürük bezlerimizi örnek olarak verebiliriz. Detaylıca bunları da söyleyelim. Zaten duyu organları kısmında da dilimizi anlattığım için burada kısaca değinip geçmiş olacağım. Dilimiz besinlerin sağa sola çevrilmesini, yutkunmayı sağlamayı, aynı zamanda konuşmayı sağlayan organımız mıydı? Evet. Ve çok önemli olarak tadın algılanmasını sağlıyordu. Çünkü üzerinde papilla adını verdiğimiz tat tomurcukları vardı demiştik. Tükürük bezimize gelecek olursak bunu da sindirime yardımcı organlar kısmında anlatacağım için oraya saklıyorum. Geliyorum dişlerimize. Dişlerimiz sayesinde burada mekanik sindirim mi oluyor? Evet. Yani besinleri daha küçük parçalara ayrıştırma olayını dişlerimiz sayesinde gerçekleştirmiş oluyoruz. Dişimiz 3 tabakadan oluşuyor. Taç kısmı, boyun kısmı ve kök kısmı olmak üzere. Görünen kısmından taç kısmı derken diş etine gömülü olan kısmına boyun kısmı diyoruz. Çene kemiği içindeki kısmına da kök kısmı adını vermiş oluyoruz. Burada o 3 tabakayı sana gösterecek olursam taç, boyun ve kök kısmını görüyorsun. Dışarıda bulunan görünen tabakaya taç kısmı demiştik. Bir de burada mine tabakası, dentin tabakası ve pulpa tabakası olmak üzere dişimizin dıştan içe doğru tabakaları bunlar. Mine tabakasının parlak renkli olarak görünen kısım olduğunu, dentin tabakanın kemik renginde olduğunu, pulpa tabakasının da kan damarları ve sinirlerin içerildiği kısım olduğunu bilmeni istiyorum. Sadece dişle ilgili bu kadar bilmemiz yeterli olacak. Bir de burada şunu söyleyeceğim. Şimdi bizim dişimizde bir çürük olduğu durumda bazen ağrıyor, bazen de ağrımıyor değil mi? İşte o ağrıma durumu aslında çürüğün pulpa tabakasına ulaşmasıyla alakalı. Yani sinirlere ulaştığı anda işte biz acıyı hissetmiş oluyoruz diyeyim. İşte o durumda dişte çürük olması durumunda eğer sinire çürük ulaşmadıysa dolguyla orası hallediliyor ama ulaştıysa yani pulpa tabakasına geldiyse dolguyla onu kurtaramıyoruz da pulpa tabakasına ulaşmış olduğu için de kanal tedavisi yöntemiyle oradaki çürüğü halletmiş oluyoruz diyorum. Tamam. Şimdi hemen yutağa gelecek olursak sindirim kanalı yapılarımızdan ikincisi burası. Burada kimyasal ve fiziksel sindirim gerçekleşmiyor onu bilelim. Burada aslında çok fazla kısım var. Soluk borusu, yemek borusu, ağız ve burun boşlukları ve aynı zamanda östaki borusunun açıldığı kısma biz yutak adını vermiş oluyoruz. Diğer ismiyle de farinks. Yani buranın bir iltihaplanma durumu olursa da faranjit adını verdiğimiz bir durum meydana gelmiş oluyor. Şimdi burada şunu söyleyeceğim. Ben ağzıma attığım besini yemek borusuna göndereceğim ya. İşte yutak aracılığıyla bunu göndermiş oluyorum. Bir de ağız boşluğumuzun içerisinde küçük dilimiz var değil mi? O küçük dilimizde ne oluyor biliyor musun? Aslında burun boşluğumuzda bu yutağa açılıyor ya. İşte ağzımda olan besinin yukarı kaçmasını engellemiş oluyor. Bu nedenle de küçük dilimizin de görevini ifade etmiş olayım. Aynı zamanda bir de burada gırtlak kapağı adını verdiğimiz kıkırdak yapılı bir yapı var. Bunun adına epiglottis diyoruz. Burası da çok önemli. Şimdi hemen elim üzerinden ifade etmek istiyorum. Şimdi şu kısmı soluk borusu, bu kısmı yemek borusu olarak düşün, tamam mı? Şimdi ben seninle birlikte konuşuyorum ya. Konuşurken aslında nefes alıp vermem lazım ki rahat bir şekilde konuşmama devam edebileyim diye. İşte bu nedenle buradaki gırtlak kapağı yemek borusuna kapalı, soluk borusu açık ki bu şekilde ben akciğerlerim aracılığıyla soluk alıp verişimi gerçekleştirmiş oluyorum. Ama seninle konuşurken ağzımda tükürük birikiyor ve yutkunma hissine kapılıyorum. Ona bağlı olarak ne oluyor? Bu yemek borusuna kapalı olan gırtlak kapağı soluk borusuna kapanıyor. Yemek borusu açılıyor ve bu şekilde ben yutkunma ile tükürüğümü yemek borusu ve orasından sonrasında da mideye göndermiş oluyorum. Yani epiglottis aslında bizim boğulmamızı engelleyen bir yapıdır diye de ifade etmiş olayım. Bak çok önemli bu kısım. Burası istemsiz olarak çalışan bir yapıdır diyebiliriz. Şimdi ben seninle konuşuyorum. Konuşurken de benim soluk borum açık olup yemek borumun kapalı olması lazım değil mi? O nedenle epiglottis yemek borusu üzerine kapalı olmalı. Sonrasında ben bu şekilde konuşurken böyle ağzına da tükürük birikiyor. Ama sen bana komik bir şey söyledin. Tam bu kapağı ben normalde soluk boruma tam kapatacakken net bir şekilde kapanamadı, soluk boruma tükürük kaçtı diyelim ki. O durumda ne oluyor böyle diye ben onu çıkartmaya çalışıyorum değil mi? Hasta ayakta ya da oturur pozisyonda olabilir. Hastanın yanında veya arkasında durulur. Bir elle göğsü desteklenerek öne eğilmesi sağlanır. Diğer elin topuğu ile hızla 5 kez sırtına süpürür tarzda vurulur. Tıkanıklığı açılıp açılmadığına bakılır. Açıldıysa işlem durdurulur. Tıkanıklık açılmadıysa hemlik manevrası yapılır. Hastanın arkasına geçip sarılarak gövdesi kavranır. Bir elin baş parmağı midenin üst kısmına, göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yaparak konulur. Diğer el ile yumruk yapılan el kavranır. kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır. Bu hareket 5 kez yabancı cisim çıkıncaya kadar tekrarlanır. Tıkanıklık açılmadıysa tekrar sırtına vurulur. Bu işlemler 5'er kez olacak şekilde dönüşümlü olarak tekrarlanır. İşte burada epiglottisin çok önemli olduğunu bir kez daha ifade etmiş olmak istiyorum. Çok 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 önemli, kıkırdak yapılı ve istemsiz çalışan bir yapıdır diye ifade edebilirim. Bir de özdeki borusundan bahsetmiştik duyu organlarını ifade ederken. Burası dış ortamla iç ortam arasındaki basınç farkını ayarlayarak kulak zarımızın patlamasını engelliyordu. Bu nedenle yutağı açıldığında söylemiştik. Şimdi ben diyelim ki ağzım aracılığıyla enfeksiyonu kaptım. Ve eğer bu enfeksiyon benim özdeki borum aracılığıyla orta kulağıma giderse ne oluyordu? Orta kulak iltihabına yakalanıyorduk. Bunu da ifade etmiş ve hatırlatmış olmak istiyorum. Hemen burada da detaylı bir şekilde görsel üzerinden yutağı sana göstermek istiyorum. Ne yapıyoruz? Ağzımızdan aldığımız besini yutkunma aracılığıyla yemek borusuna iletiyoruz ve burada da yutağın görev aldığını ifade ediyoruz. Burada kesinlikle kimyasal ve mekanik sindirim gerçekleşmiyor. Sırada ne var? Yemek borusu var. Yani özofagus adını verdiğimiz kısım var. Burada da yine yutakta olduğu gibi mekanik ya da kimyasal sindirim gerçekleşmiyor. Burası yutak ile mide arasında kalan uzun bir yoldur diyebiliriz. Burada da yapıda kaslar var. Bu kaslar arasında peristaltik hareketlerle, peristaltik hareket dediğimiz bir kasılma bir gevşeme hareketi, bu hareketle birlikte de yemek borusu aracılığıyla mideye iletilmiş oluyor. Burada da görsel üzerinde bir kasılma bir gevşeme olayını görmüş oluyorsun. Yani bir peristaltik bir hareket var burada. Bu peristaltik hareketle de yemek borusunda besin ilerlemiş oluyor. Şimdi burada yemek borusunda kaslı yapı olduğunu söyledim ya. İşte bu kaslı yapının aslında böyle ağza yakın olan kısmında iskelet kasları var. Diğer kalan kısmına da düz kaslar var. O nedenle biz hatırlayacak olursak destek ve hareket sisteminde işlemiştik. Düz kasların istemsiz çalıştığını, iskelet kaslarının da yani çizgili kasların da istemli olarak çalıştığını söylemiştik. O zaman yemek borusunun baş kısmında iskelet kası varsa yutkunma olayı istemli olarak başlar. Daha sonra istemsiz olarak devam eder diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Yutkunma olayında bizim sinir sistemi yapılarımızdan hangi yapı görev alıyordu? Omurilik soğanı görev alıyordu. Onu da burada söylemeden geçmeyelim. Onu da hatırlayalım. Omurilik soğanının diğer ismi neydi? Hayat ağacı mıydı? Hayat düğümü müydü? Söyle bana. Hayat düğümüydü değil mi? Burası koparsa, ip koparsa hayatımızda sona eriyordu. Çünkü bu yapı hayati olaylardan sorumlu bir yapıydı. Yemek borusunda ters bir peristaltik hareket olursa, normalde düz olunca ne oluyor? Ağızdaki besin mideye doğru gönderilmiş oluyor. Ama ters bir peristaltik hareket olursa da buna bağlı olarak da kusma dediğimiz olay gerçekleşmiş oluyor. Bunu da söyledikten sonra önemli yapılarımıza giriş yapıyoruz. Mideden devam ediyorum. Midemiz karma bir bezdi. Endokrin sistem içerisinde karma bezleri de ifade ederken söylemiştik. Karma bez olduğunda ne oluyordu? Hem endokrin bez hem de egzokrin bez özelliği gösteriyordu. Yani o zaman buradan hem hormon hem de enzim mi salgılanacak? Evet, bak çok önemli, beni dikkatli bir şekilde dinle. Yani buradan sonra eğer biraz modun düştüyse falan şöyle bir kalk 5 dakika ara ver, bir suyunu selini iç gel, çok önemli. Bak burası karşımıza çıkması muhtemel olan kısımları sana burada ifade etmiş olacağım. Mekanik ve kimyasal sindirim midemizde gerçekleşiyor mu? Evet, gerçekleşiyor. Midemizde sadece proteinlerin kimyasal sindirimi oluyor. Aa hocam, şimdi ağızdan sonra besin mideye gitti. O zaman ben ağzımda karbonhidratların sindirimine başladım. Neden midemde karbonhidratların sindirimi olmaz dediğini duyar gibiyim. Şimdi ağzımda amilaz enzimi vardı. Ben o amilaz enzimini mideme gönderdim. Doğru mu? Evet. O zaman o enzim aracılığıyla benim karbonhidratları sindirmem gerekirdi. Ama her enzimin çalışabildiği bir pH aralığı vardı değil mi? Evet. O nedenle midemizin pH aralığı da o enzimin çalışabilmesi için uygun olmadığından dolayı sadece proteinlerin kimyasal sindirimi midede gerçekleşir diyoruz. Çok önemli kısımlarımızdan birini ifade ettim. Sorularda karşımıza gelir burası, tamam mı? Şimdi midemizin bir giriş kapısı var, bir de çıkış kapısı var. Midemizin giriş kapısına kardiya adını verirken çıkış kapısına da pilor adını vermiş oluyoruz. Yapısında düz kasların olduğunu, bağ dokunun olduğunu ve mukoza tabakasının olduğunu da söylemek istiyorum. Şimdi burada midemizin giriş ve çıkış kapısını daha kolay bir şekilde aklımızda tutabilmek için de hemen sana bir biyoloji şifre vermek istiyorum. Şu yandaki kısımda bahsediyorum. Şimdi kapıdan bahsediyoruz değil mi? Evet. Şimdi kardiya ve pilor derken de ilk harflerini alırsak K, P oluyor değil mi? İşte o zaman giriş kapısına kardiya diyeceğiz. Başlangıçta olduğu için K da başlangıçta. O zaman P derken de pilor kısmını alacağım. Yani giriş kapısına kardiya, çıkış kapısına da pilor demiş olacağım. Bu şekilde daha kolay kolayca aklına tutmanı sağlamak için bu biyoloji şifreyi vermiş oldum. Sorularda karşımıza geldiği için söylüyorum, tamam mı? Öylesine şifre yapmış olmak için yapmıyorum. Bu arada şifreleri böyle ara ara tekrar edersen de gerçekten aklında kalacağını göreceksin ve bilgileri daha kolay bir şekilde hatırlamış olacaksın. Şimdi bunu söyledikten sonra şuradaki alttaki kısmı geçmiş gibi oldum ya, orayı da zaten açıklamıştım. Kapgeç soru yaptırır kısmı olarak belirttim. Neden midemizde karbohidratların sindiriminin olmadığını burada açıklamış oldum. Zaten kapıların ismini de burada verdim. Hemen yoluma devam ediyorum. Şimdi midemizin yapısından bahsetmiştik. Ne dedik? Bağ doku var, mukoza tabakası var ve düz kaslar var dedik, değil mi? Hemen midemizin dışına bakacak olursak bağ doku ve düz kaslardan oluşuyor. Düz kas sayesinde bu nedenle istemsiz çalıştığını söyleyebilir miyiz? Evet, söyleriz. Ve aynı zamanda çalkalanma hareketini de gerçekleştirdiğini ifade edebiliriz. Çalkalanma hareketi de aynı zamanda mekanik sindirimi, yani fiziksel sindirimi sağlaması adına önemli oluyor. Şimdi midemizin içine bakacak olursak mukoza tabakasından bahsedeceğiz. Bu tabaka olmuş olduğu için de hem kaygan bir tabaka oluyor midemiz, hem de aynı zamanda buradan mide öz suyu salgılanmış oluyor. Bak şimdi çok önemli. Mide öz suyu içerisinde neler olduğunu bilmemiz önemli. Zaten mide öz suyu salgılandığı için de egzokrin bezmiş gibi görev yaptığını söylüyoruz ama endokrin bez özelliği gösterdiğini de bildiğimiz için bu nedenle midemize karma bezdir diyoruz. Hemen bakacak olursak iç salgı ve dış salgı üretiyor midemiz. İç salgısına biz hormon adını veriyoruz. Bu hormonun adı ne oluyor? Gastrin hormonu. Midenin çalışmasına uyaran hormondur diyorum. Aynı zamanda bu hormon aktifleştiği zaman da mide öz suyu salgılanması gerçekleşiyor ve buna bağlı olarak da sindirim faaliyeti gerçekleşiyor diyeceğiz. Anlaştık mı? Peki dış salgımıza, yani mide öz suyumuza bakacak olursak bunun içerisinde neler vardır? Hidroklorik asit var, su var, mukus var ve pepsinojen var demiş olacağız. Bu önemli. Pepsinojen de inaktif olarak bulunan bir enzimdir. TYT kısmında enzimleri anlatırken sonu ojenle bitenler inaktif enzimken sonu azla bitenler aktif enzimlerdir diye söylemiştim. O nedenle burada demek ki inaktif bir enzimin olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bu arada neden burada inaktif enzimin olduğu da bize sorularda soruluyor. Onu da detaylı bir şekilde sana açıklamış olacağım. Hiç merak etme. Biraz sonra, birkaç dakika sonra açıklamış olacağım. Şimdi mukus bizim midemizde, mide öz suyumuz içerisinde bulunuyor değil mi? Peki neyi sağlıyor? Midemizi korumayı sağlıyor. Çünkü kayganlık yapmış olduğu için. Hidroklorik asit ne iş yapıyor diyecek olursak. Hidroklorik asit, yani asit. O zaman midemizin pH'ının ayarlanmasında görevli olan bir yapıdan mı bahsediyoruz? Evet. Aynı zamanda pepsinojenin de aktifleşmesini sağlamış oluyor. Pepsinojen inaktif olarak bulunan bir enzim miydi? Evet. İnaktif olduğu zaman zaten çalışmıyor. Demek ki benim bunu aktifleştirmem lazım ki ona bağlı olarak proteinlerin sindirimi gerçekleşebilsin. O zaman aktifleşmede görev alan yapı neymiş? Pepsinojenin aktifleşmesinde görev alan hidroklorik asitmiş. Bunu da söyleyelim. Bir de hidroklorik asit besinlerle birlikte biz mikropları da alıyoruz. Yani böyle kuru steril bir şekilde besinleri yemiyoruz. Aynı zamanda mikrop da alıyoruz. İşte o mikropların da ölmesine sebep olmuş oluyor. Pepsinojene gelecek olursak. Pepsinojen inaktif olarak bulunuyordu. Aktifleşmesi için hidroklorik asitle bir araya gelmesi gerekiyordu değil mi? Peki aktifleştiği zaman ne yapıyor? İşte proteinlerin kimyasal sindirimini mide içerisinde gerçekleştirmiş oluyor. Peki pepsinojen, yani midemiz içerisinde bulunan bu pepsinojen, mide öz suyu içerisinde bulunan bu yapı aktif olarak da olamaz mıydı? Olabilirdi. Ama olsaydı midemiz zarar görürdü. Çünkü sürekli bir çalışma olayı görülecekti. İşte bu olay olmasın diye pepsinojenin inaktif olarak salgılandığını bilmemiz gerekiyor. Midenin sindirim enzimi salgılaması 3 farklı yolla oluyor. Sorularda karşımıza geldiği için bundan bahsetmeden geçmek istemiyorum. Midemizin sindirim enzimi salgılaması sinirsel bir etkiye, mekanik bir etkiye ya da hormonal bir etkiye bağlı olarak oluşabilir. Sorularda bize 3 tane 5 tane madde veriyor ve yukarıdakilerden hangileri midenin sindirim enzimi salgılamasında sinirsel bir etkiye sahip değildir diyebiliyor. O nedenle bilmemiz gerekiyor. Hemen bakalım, sinirsel etkiden başlayalım. Besini görmek ya da tadını almak, işte bu sinirsel etkidir. Yani ben limon gördüğüm zaman ağzım sulanmaya başlar. Bu sinirsel bir etkidir. Bu şekilde ifade edebilirim. Mekanik etkiye baktığımız zaman yiyeceklerin mide ağzına, yani kardiya adını verdiğimiz kapıya temas etmesi durumunda işte mide öz suyunun salgılandığını söyleyebiliriz. Hormonal bir etkiden bahsedecek olursak tabii ki de gastrin hormonu etkisine bağlı olarak midemiz çalışmaya başlıyor ve bunun çalışması sonrasında da mide öz suyu salgılanması da gerçekleştiriliyor diye biraz önce zaten ifade etmiştim. O nedenle hormonal bir etkiyi de burada söylemiş oluyorum. Şimdi midenin kendi kendini sindirmesini engelleyen adaptasyonlar var. Bunlar sorularda karşımıza geliyor. Hocam o soruda karşımıza gelebiliyor. bu soru da karşımıza geliyor falan deyip duruyorsunuz ama hangisi çıkacak diyebilirsin. En fazla karşına çıkması muhtemel olan kısımlar üzerinde zaten bunları söylemiş oluyorum. Bu video önemliyse benim suçum ne? Değil mi? O nedenle benim dediğim yerlere çok dikkat etmeni istiyorum. Tamam mı? Vurguladığım yerler çok önemli. Sorularda karşımıza geliyor. Ne yapayım ben? Hadi şimdi midemiz neden kendi kendini sindirmiyormuş ona bakalım. Şimdi pepsinojenin inaktif olarak salgılanıyor olması midemizin kendi kendini koruması için yaptığı adaptasyonlardan biri midir? Evet öyle. Mukus salgısının olması da yine midemizin kaygan olması ve buna bağlı olarak da korunması için önemli yapılardan biridir diyebilirim. Hidroklorik asitle pepsinojen bir araya geldiği zaman pepsin mi oluyordu? Evet. Pepsin de proteinlerin sindiriminde görev alan bir yapı mıydı? Evet. O zaman hidroklorik asitle pepsinojen aynı yapıdan salgılanırsa buna bağlı olarak bunlar bir araya gelecek ve bu şekilde enzim aktifleşecek mi? Evet. O zaman mide kendi kendini sindirmeye başlayabilir. O zaman demek ki bu yapılar da yani hidroklorik asit ve pepsinojen farklı yapılardan salgılanması da midenin kendi kendini korumasını sağlar diyebilir miyiz? Evet. Farklı yapılardan farklı zamanlarda salgılanıyor olması önemli bir adaptasyondur. Mide iç yüzeyi sürekli yenilendiği için de mide kendini korumuş olur. Aynı zamanda gastrin hormonunun da sadece ihtiyaç halinde salgılanıyor olması da önemli. Çünkü sürekli salgılanıyor olsaydı hormonal bir etkiyle mide öz suyunun salgılanmasını isteyecekti. Bu da midemizin kendi kendini sindirmesine sebep olabilirdi. O zaman bu maddeler bizim için çok önemli. Hatta burayı böyle fosforlu kalemle çizelim. Şimdi biz ağzımıza aldık besini parçaladık midemize gönderdik. Midemizde de sindirim enzimi falan ya da başka yapılarla birlikte böyle bulamaç halinde bir yapı oluştu. Midemizin içerisinde bulunan besinin bulamaç haline de biz kimus adını veriyoruz. İnce bağırsakta da buna kilus diyeceğiz. O nedenle kimus mu diyor, kilus mu diyor dikkat etmeni istiyorum. Kimus dediği zaman ortasında M harfi var ya, midede de M harfi var. O zaman bunun mideyle alakalı bir şey olduğunu düşünerek midedeki besinin bulamaç haline kimus adını veriyoruz diye düşünebilirsin. Bir de diğer organlarımızın dışında olduğu gibi midemizin dışında da bir zar var. Bu zarın adını da periton adını veriyoruz. Bu zar aracılığıyla da midemiz böyle karın boşluğumuz içerisinde bulunuyor ya ve kasılma gevşeme hareketleri yapıyor sonuçta. İşte bu nedenle dışarıdaki herhangi bir yapıya bağlı olarak da sürtünmeden dolayı dışarıda bir bozukluk olmasın midemizin dışında diye o nedenle bir koruma yapılmış oluyor diyeyim. Şimdi geliyorum ince bağırsağımıza. Başlangıçta söylediğim gibi videonun en başında giriş kısmında şu kısımlara dikkat et dediğim yerlerden biri ince bağırsak mıydı? Evet. O nedenle burada da beni dikkatli bir şekilde dinlemeni istiyorum. İnce bağırsak da yine karma bir bezdir. Hem buradan hormon salgılanır hem de enzim salgılanır demiş olacağız. Kimyasal sindirim oluyor mu burada? Oluyor. Hatta tüm besinlerin kimyasal sindirimi burada gerçekleşmiş oluyor. Başka yapılar aracılığıyla buraya enzim gönderiliyor ve bu şekilde hem karbonhidrat hem protein hem de yağların kimyasal sindirimi gerçekleşmiş oluyor. Yani tüm besinlerin kimyasal sindirimi burada olur dersek doğru mu söyleriz? Evet. Kimyasal sindirim burada tamamlanıyor dersem de doğru söylemiş olurum. Çünkü buradan sonra kalın bağırsağa geçmiş olacağım. Kalın bağırsakta sindirim olmaz diyeceğim. Mide ve kalın bağırsak arasında bulunan yaklaşık 7,5 metre uzunluğundaki bir bezden bahsediyoruz. Aa hocam nasıl 7,5 metre uzunluğunda? Yani benim şimdi karın boşluğumun altında 7,5 metre uzunluğunda bir bez mi var? Evet. Böyle katlanma yaptığı için de böyle hacimsel olarak küçük bir boyutta olduğunu ifade edebiliriz. İçerisinde villus ve mikrovillus adını verdiğimiz yapılar var. Bu villus ve mikrovillus adını verdiğimiz bu yapılar neyi sağlıyor biliyor musun? Bu 7,5 metre uzunluğundaki bir bezin sanki 300 metrekarelik bir alanı kaplarcasına böyle emilim yüzeyini artırıyor ve buna bağlı olarak da ben besinleri dışarıya atmıyorum da tekrar vücuduma kazandırmış oluyorum. Yani mikrovillus ve villus adını verdiğimiz yapılar emilim yüzeyini artıran yapılardır. Emilimin olması demek de benim vücuduma besinlerin kazandırılması. Yani böyle dışkıyla birlikte atmamam demek. O nedenle çok önemli. İnce bağırsakta kimyasal sindirim tamamlanıyor dedim ya biraz önce. Bir de besinlerin emilimi de tamamlanmış oluyor. Çünkü kalın bağırsağa geçtiğim zaman ben su ve elektrolitlerin emilimi tamamlanıyor diyeceğim. Yani tam anlamıyla emilim burada tamamlanmıyor. Burada besinlerin emilimi tamamlanıyor. O nedenle buraya da dikkat etmeni istiyorum. pH'ının 8-9 civarında olduğunu söyleyebiliriz. Midemizin de yaklaşık 2 civarında falan olduğunu bilebiliriz. Yani asitlik oranının yüksek olduğunu söyleyebiliriz midemiz için. İnce bağırsakta olan besinlerin bulamaç haline de biraz önce ifade ettiğim gibi kilus adını veriyoruz. Midede besinlerin bulamaç haline de kimus adını vermiştik. Şimdi o zaman ince bağırsağımız bizim hangi yapılardan oluşuyor? Gel birlikte ona bakalım. 3 kısımdan oluşuyor. 12 parmak bağırsağı, boş bağırsak ve kıvrımlı bağırsak olmak üzere. Diğer isimlerini de bilelim mi? Bilelim. Sorularda karşımıza gelebilir. Duodenum, jejunum ve ileum olmak üzere ince bağırsağımız 3 3 kısımdan oluşuyor. Sindirimin en yoğun olarak gerçekleştiği yapı duodenumdur. Yani 12 parmak bağırsağımızdır. Boş bağırsak dediğimiz kısım emilimin en yoğun olarak gerçekleştiği yapıdır. Peki besinlerin emilimi nerede tamamlanıyordu? İnce bağırsakta tamamlanıyordu. Bunu da söyleyelim. İleum dediğimiz kıvrımlı bağırsak ise kalın bağırsağa geçen içeriğin geri gelmesini engelleyen bir yapıdır. O nedenle çok önemli. Zaten kalın bağırsaktan sonra artık dışkıyı oluşturuyoruz ve bu şekilde dışarıya atma durumunu gerçekleştiriyoruz. Eğer bu yapı olmasaydı o kalın bağırsakta bulunan yapı öne doğru gelebilirdi ve bu şekilde enfeksiyonlara yakalanabilirdik. Çok önemli. Görsel üzerinden de bakacak olursak duodenum, jejunum ve ileumu görmüş oluyorsun. Duodenumda 12 parmak bağırsağı demiştik ve burada kimyasal sindirimin en yoğun olarak gerçekleştiği yapıdır diye ifade etmiştik. Bir de ince bağırsağımızda emilim yüzeyini artırmak için hangi yapılar vardı? Villus ve mikrovillus adını verdiğimiz yapılar vardı. Böyle kıl kıl olan yapılardan bahsetmiş oluyoruz. Burası bu 7,5 metre uzunluğundaki bu bezin 300 metrekarelik bir alana sahipmişçesine emilim yüzeyini artırıyor ve bu şekilde benim tekrar vücuduma gerekli olan şeyleri kazandırmış oluyor. Önemli bilgilerden biri. Şimdi ince bağırsağımız karma bir bezdi değil mi? Yani hem hormon hem de enzim ürettiği için buraya karma bez adını veriyoruz. İşte burada hangi hormonlar üretiliyor ve hangi enzimler üretiliyor? Ultra önemli. Bunları daha kolay bir şekilde aklında tutabil diye şimdi sana biyoloji şifrelerle bunları anlatmış olacağım. Burada üretilen hormonlar kolesistokinin ve sekretin hormonlarıdır. Burada üretilen hormonları kes olarak kodlamanı istiyorum. Hocam niye kes olarak kodladık? Çünkü buradan sonra artık geçeceğimiz sindirim kanalı yapılarında hormon üretimi kesildi diye düşünebilirsin. Anlaştık mı? O nedenle kes diye kodladık. Kolesistokinin ve sekretin demiş olduk. İnce bağırsakta üretilen hormonları. Şimdi geliyorum ince bağırsakta üretilen enzimlere. Burada çok fazla enzim üretildiği için bir sürü meselen var burada diyorum. Meselen dağ gibi bir kodlama yapıyorum burada. Yani çok fazla yoğunlukta bir enzim üretiminden bahsetmiş olduğumuz için meselen dağ adını verdiğimiz bir kodlamayı sana yapmak istiyorum. İnce bağırsakta karbohidrat, yağ ve proteinlerin sindirimi oluyor muydu? En bariz olarak bunlar oluyordu. Bir de aslında nükleotitlerin sindiriminin de olduğundan bahsedeceğiz. Hangi enzimler bu işleri yapıyor sana ifade edeceğim. Ama özellikle burada şunu vurgulamak istiyorum. Benim burada söylediğim enzimler var ya, ince bağırsak tarafından üretilen enzimler. Ancak normalde biz şunu biliyoruz. İlerleyen aşamalarda ben sana anlatacağım. Pankreas tarafından da enzim üretiliyor diyeceğim ve o üretilen enzimler ince bağırsağa gönderiliyor ve orada bazı besinlerin kimyasal sindiriminin gerçekleşmesine sebep oluyor diyeceğim. Ama burada bahsettiğim enzimler kesinlikle pankreas tarafından üretilip buraya gönderilen enzimler değil. Ben sana sindirime yardımcı organları anlattığımda, yani yarınki video içerisinde orada da pankreasta üretilen ve salgılanan enzimlerin neler olduğunu gene bir biyoloji şifreyle ifade etmiş olacağım. Ama özellikle bir kez daha tekrar ediyorum. Burada üretilen enzimlerdir sadece bunlar. İnce bağırsakta üretilen enzimleri sana ifade etmiş oluyorum. Maltaz, sükraz, laktaz, dekstrinaz, nükleotidaz, aminopeptidaz, erepsin, enterokinaz gibi enzimler ince bağırsak tarafından üretilen enzimlerdir. Bunları meselen dağ olarak kodlamanı istiyorum. Hocam sen meselen dağ kodlamasıyla yaptın ama bunları yazarken mesela dağ sıralamasıyla yazmadın diye düşünebilirsin. Evet, öyle yazmamamın sebebi hangi enzim neyin sindirimini sağlıyor net bir şekilde görebil diye bu şekilde tane tane ifade etmek için o sıralamada yazmadım. Ama sen öğrenirken mesela dağ sıralamasında öğrenirsen çok kolay bir şekilde gelebilecek soruları da yaparsın. Sorularda çünkü hani veriyorlar yani bunları ve bu enzim ince bağırsak tarafından mı üretildi, pankreas tarafından mı üretildi onu bilmeni istiyor. Çünkü ben biliyorum ki ince bağırsakta bütün besinlerin kimyasal sindirimi oluyor. Mesela yağların kimyasal sindirimi oluyor mu? Evet oluyor. Ama ben burada karbohidrat, nükleotit ve proteinlerin sindirimini sağlayan enzimleri ince bağırsağın ürettiğini görüyorum. Ama lipidlerin yani yağların sindirimini sağlayacak enzimi görmüyorum. O enzim nereden geliyor? Pankreastan geliyor. İşte bunları bilmemiz lazım. O nedenle yarınki video içerisinde de ben sana sindirime yardımcı organlar kısmında pankreası anlatırken oradan üretilen ve salgılanan enzimleri yine bir biyoloji şifreyle ifade etmiş olacağım. O nedenle hangi enzim nereden salgılanıyor? Ultra önemli. Artık 40 kere söyledim. Yoluma şimdi devam etmek istiyorum. Şimdi karma bez olduğunu söyledik. Hem hormon hem de enzim üretildiği için bunu söyledik. Hormon üretiliyordu. Üretilen hormonlar neydi ince bağırsaktan? Kes olarak kodlamıştık. Kolesistokinin ve sekretin demiştik. İşte bunlar neyi sağlıyor? Gel birlikte bakalım. Kolesistokinin hem pankreasın hem de safra kesesini uyarıyor. Pankreası uyararak enzim salgılanmasını sağlıyor. Safra kesesini uyararak da safra kesesinin kasılmasını ve buna bağlı olarak da oranın içerisinde bulunan safra sıvısının kanının salgılanmasını ve 12 parmak bağırsağına dökülmesini sağlamış oluyor. Tamam mı? Geliyorum sekretine. Sekretin de hem karaciğeri uyarıyor hem de pankreası uyarmış oluyor. Pankreası uyarmasına bağlı olarak salgıladığı bikarbonat iyonları ile birlikte ince bağırsağın iyon dengesinin ayarlanmasını sağlıyor ve buna bağlı olarak da aslında pH'ın düzenlenmesini sağlıyor diyebilirim. Karaciğeri uyararak ne yapıyor peki sekretin hormonu? Karaciğerin de safra üretmesini ve gerektiğinde salgılamasını istiyor. İşte burada önemli yapılarımızdan birisi. Sorularda şu da karşımıza gelir. Karaciğer safra sıvısını üretir. Safra kesesi safra sıvısını üretir der. O zaman dıt demiş olacağız. Karaciğerimiz safra sıvısını üretiyor ve safra kesesine gönderiyor. Safra kesesi içerisinde bulunan safra sıvısı safra kesesinin kasılması ile birlikte 12 parmak bağırsağına dökülmüş oluyor diyorum. Anlaştık mı? Bir de burada şunu söyleyeceğim uyarı notu olarak. Önceleri biz gastrin hormonu sayesinde midenin çalışması sağlanıyor. Enterogastrin sayesinde de midenin çalışması yavaşlatılıyor diye söylüyorduk. Ancak burada artık şunu söylüyoruz. Kolesistokinin ve sekretin hormonlarının birlikte etki göstermesiyle mide uyarılıyor ve çalışması durduruluyor diyoruz. O zaman gastrin hormonu midenin çalışmasını sağlarken kolesistokinin ve sekretin hormonlarının birlikte etkisi midenin çalışmasını durduruyor demiş oluyoruz. Şimdi sırada kalın bağırsağımız var. Hemen oraya bakalım. Kalın bağırsağımız da sindirim kanalı yapılarımızdan biri mi? Evet. Burada kimyasal sindirim oluyor mu? Hayır. Emilim oluyor mu? Evet oluyor. Hatta emilim tamamlanıyor burada. Ama neyin emilimi tamamlanıyor? Su ve elektrolitlerin emilimi burada tamamlanmış oluyor. Burada da bunları söylemiş oldum. İnce bağırsaktan sonra gelen ve yaklaşık 1-1,5 metre uzunluğundaki bir yapıdan bahsetmiş oluyoruz. Yapısındaki düz kaslar ve peristaltik hareketle birlikte içeriğin hareket etmesi gibi bir durum burada gerçekleşmiş oluyor. Hemen görsel üzerinden de kalın bağırsağımıza bakacak olursak, bu arada kalın bağırsağımız da kendi içerisinde 3 kısımdan oluşuyor. Kör bağırsak, kolon ve düz bağırsak olmak üzere kalın bağırsağımız da 3 kısımdan oluşuyor. Kalın bağırsağın son kısmına da biz rektum adını vermiş oluyoruz. Yani burası düz bağırsaktır diyoruz. Görseller üzerinden de buralardan bu bağırsak yapılarını görmüş oluyorsun. Bu arada kalın bağırsakla ince bağırsağın birleştiği noktada da kör bağırsak adını verdiğimiz bir yapı var. Orada olan çıkıntıya da biz apandis adını vermiş oluyoruz. Orada bir enfeksiyon olması durumunda bir iltihaplanma oluyor ve orada bir tıkanıklık oluyor. Bunun sonucunda da apandisit adını verdiğimiz rahatsızlık ortaya çıkmış oluyor. Biz kalın bağırsağın son kısmına ne demiştik? Rektum adını vermiştik değil mi? Rektum ile anüs arasında açılıp kapanabilen kaslı bir yapı bulunmuş oluyor. İçteki kas yapısının istemsizken dıştaki kas yapısının istemli olduğunu bilelim. Buna bağlı olarak da biz ne yapıyoruz? Dışkılama olayını gerçekleştirmiş oluyoruz. Dışkı dediğimiz şey aslında kalın bağırsağımızda kısa bir süreliğine depo edilmiş oluyor. Aynı zamanda villus var mı? Sorularda karşımıza gelebilir. Villus da kalın bağırsağımızda yoktur. Bunu da söyleyelim. Besinlerin emilimi burada oluyor muydu? Olmuyordu. Burada su ve elektrolitlerin emilimi gerçekleşiyordu. Şimdi bir de burada çok önemli yapılardan biri şurası ki hemen altını buranın çizmek istiyorum. Kalın bağırsağımızda mutualist bakteriler var. İşte bu mutualist bakterilerle bizim aramızda mutlu bir yaşam var. Ne demek bu mutualist yaşam hocam diyecek olursam. Yani o bana yarar sağlıyor, ben de ona yarar sağlamış oluyorum. Bunu nasıl yapıyoruz biliyor musun? Bu mutualist bakteriler B ve K vitaminlerinin bazılarını sentezliyorlar ve emilimini gerçekleştiriyorlar ve bu şekilde bana yarar sağlamış oluyorlar. Ben de onlara ev vererek, kalın bağırsamda bir yaşam alanı vererek onları mutlu etmiş oluyorum. Bu şekilde ikimiz de yarar gördüğümüz için mutualist bir ilişkiden bahsetmiş oluyoruz. Bu bakteriler ve bunların yaptığı iş bizim için önemli, sorularda karşımıza gelir. Daha kolay bir şekilde aklımızda tutabilmek için hemen sana bir biyoloji şifre vermek istiyorum. Bu bakteriler bize ne yapıyordu? B ve K vitaminini üretiyordu ve bunların, yani hepsini üretmese de bunları üretiyordu ve bunların emiliminin gerçekleşmesini sağlıyordu değil mi? O zaman ben kalın bağırsağımda dışkıyı barındırıyorum değil mi? Kısa bir süreliğine depo ediyorum. Dışkının diğer ismi nedir? Besinlerin oksitlenmiş kalıntısıdır değil mi? O zaman onun baş ve son harfinden aklına getirebilirsin B ve K vitaminini ürettiklerini ya da kalın bağırsağın K ve B'sinden de aklına getirebilirsin. Kalın bağırsağımızda bu bakterilerin B ve K vitaminini ürettiğini. Anlaştık mı? Sorularda karşımıza gelmesi muhtemel olan cümlelerden birini de son kez söylemiş oldum ve bu şekilde bu videomun da sonuna gelmiş oluyorum. Aklına takılan, anlamadığın bir şey varsa yorumlardan sormaktan çekinme. Çok önemli bir videoydu. Dolu dolu bir videoydu. Anlamadan kesinlikle bir sonraki videoya geçmeni istemiyorum. Cevap sende sorusunu buraya bırakıyorum. Bu soruyu senin çözmeni, doğru cevabını da yorumlardan yazmanı istiyorum. Kısık sesimle bana tahammül ettiğin için teşekkür ederim. Desteklerini eksik etmemeni özellikle söylemek istiyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı olmayı unutma, tamam mı? 18. günü bitirdik. 19. günde görüşmek üzere. Hoşça kal.